Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar Adem'den bir tıraş bekliyoruz. Gene o kesecek. Tabii ben gene arada sırada gene bir el kol atarım. Muhakkak. Hem bu sefer Adem anlatacaktı saçı nasıl kestiğini. Zaten fade yapacak. Sıfırlama. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız çok ama çok memnun olurum. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Hemen başlayalım. Ben şöyle bunu da yakınlaştırayım. Ve başlıyoruz. Evet, Adem Bey. Bugün Ömer Bey ile saçlarını kesmeyle başlıyoruz. Sıfır kaç parmak yukarı çıkıyorsunuz? Öğreteceksin Adem. Hiç öyle gülmek yok. Öyle gülmek falan yok. İşini ciddiye alacaksın, ciddi anlatacaksın. Göz hizası abi. Ne hizası? Göz hizası. Göz hizası. Anlıyorum. Yani kaç parmak oluyor? 2 parmak, 3 parmak. Tamam, güzel. Sence işi kıvırır mı Ömer? Bilmiyorum. Sağ tarafı bir tık daha yukarı çık. Bu taraf. Bak orası. Ne tarafı? Aynen orası. Heh. Biraz daha çıkman lazım. Buraya. Evet, bak bu tarafa gel. Bak, geldim. Kaçırdığın yeri görüyor musun? Oraya çıkman lazım. Aferin. Heh, şimdi oldu işte. Heh, bak şimdi toparladık. Çok güzel. Aferin oğlum. Şimdi orayı dik girme. Soldan doğru yuvarla. Evet. Evet. Aferin. Çok güzel. Devam. Aferin. Şunları şöyle alalım. Süper. Güzel gidiyorsunuz. Arkadaşlar en son 5 gün önce attım videoyu. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Evet, Adem Usta'dan fake kesimler. Şöyle gösterelim. Evet ustacığım, şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı numarayı takıyoruz. Tamam, hangi numarayı? 2. Şöyle bir gösterebilir misin? Evet arkadaşlar, 2 numarayı takıyoruz. Tamam, devam. Gülme. Gülme, iş yaparken gülme. 2 ile nereye kadar çıkıyoruz? Çok yukarı çıkmadan. Tamam. Çok iyi. Peki buradan çırakları ve yeni öğrenecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Ne gibi? İşte saç kesimleriyle veya mesela bu işe yeni başladılarsa neleri yapmaları lazım? Nelerden kaçınmaları lazım? İz yapmak. VS, VS. İz yapmak. Ben kaçınacağım.
Ömer sen ne yapıyorsun oğlum? Aynı abi ya. Evet aynı. Sen hayret aramadan geldin. Normalde ararsın. Zaten sıra olsa da bekleyecektim. Valla? Neyi? Evet ustam. Şimdi ne yapıyoruz? Bir numara. Hemen bir numarayı da arkadaşlara, izleyenlere gösterelim. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bir numara bu. Arkasını çevirir misin? Evet, bir numaramız bu. Tamam. Bir numarayı nereye kadar çıkacağız? Bir parmak. Olsun. Bir parmak. 1.75'e üzeri kaybedeceğimiz için. Tamam. Birle oluşturduğumuz üzeri. Evet. 1.75 bir çıkar. Güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kadar bir yukarı çıkıyor. Bir buçuk parmak kadar bir şey. Fazla yukarı çıkılmadan. Şimdi Adem ustam bir saniye gelip şuradan bir bakabilir misiniz? Nerede? Size bir şey göstereceğim de. Gördüm. Neyi gördünüz efendim? Sıfırlamayı mı gördün? Hayır, gel böyle. Geliyorum. Şimdi şuradan baktığınız zaman bu saç böyle çok güzel geliyor ya. Hı hı. Hani bu arkadaşımızın mesela şu ortası boş. Evet. Onu nasıl ayarlamayı planlıyorsun? 1.70. Tamam, buyurun. Evet arkadaşlar, 1.20-75'i taktı ve şimdi bir numarayla yaptığı izlerin olduğu yeri ayarlamaya çalışıyor Adem ustamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an saçın gelişi böyle. Olmadı. Sen devam et. Kameradan nasıl gözüküyor? Evet, şöyle etrafımızı bir gösterelim. Gördüğünüz gibi şu anlık böyle oldu. Bakalım Adem ustamızın ilerleyen dakikalarda neler yapacağını hep birlikte göreceğiz. Evet, ustamız tekrar işinin başına geçti. Şu an kaç numarayı taktınız ustam? Yarım mı? Yarım. Evet arkadaşlar, yarımla giriyormuşuz. Şöyle gösterelim yarım numara. Yarım numarayla nereye kadar çıkacağız? Hafif ince bir şekilde. Tamam. Çok fazla yukarı çıkmayalım. Tamam. İzi olduğu yerde mi kaybedeceğiz yoksa biraz daha bir tık daha yukarıya mı çıkacağız? Olduğu yerde derken abi. Hani o izin olduğu yer var ya. Onun orada mı kaybediyorsun yoksa biraz daha yukarı doğru çıkıyor muyuz o yarımda? Biraz daha çıkıyoruz. Tamam. En son bir ile tekrar kaybediyoruz. Tamam.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an gelişmeler bu yönde. Böyle bir saç kesimimiz var elimizde. Evet Adem Usta. Şu an yapacağımız ne? Gösterelim arkadaşlara. İlk başta yarım mı? Yarım numarayı alıyoruz. Çengeli aşağı indiriyoruz yani. Evet. Tamamdır. Hafiften böyle. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an böyle gidiyoruz. Evet. Ustacığım, şu an ne yapmamız gerekiyor? Yarımla yaptığımız izleri kaydediyoruz. Tamam, bunu kaç numarayla kaydediyoruz? Bir numarayla. Arkadaşlar duyduğunuz gibi yarımla iz olan yerleri bir numarayla oradaki izleri kaydetmeye çalışıyoruz. Ömer nasıl gidiyor? Vallahi çok bir şey göremiyorum şu an ama İşi çözmüş gibi sanki adam, değil mi? Değil mi? Kapmış yani işi. Bırak da biraz kapsın. Yapsın yani artık. Öğrenecek tabii. Evet, şöyle dibine gidelim, şöyle saçın. Şöyle sizin yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi bir numarayla yarımın olduğu yerlerdeki izler kaydediyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu arka tarafları da kestim de benim saça, orayı da ben çekeyim. Evet, gördüğünüz gibi Adem ustamızın saç kesim olayları. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Çengeli bir tık aşağı indirip tamam, ilk başta üsttekilere, en son çengeli
daha indirip. Tamam. Onun aşağısındaki izleri kaybediyoruz. Tamam. Şurayı açsak arkadaşlar iyi olur mu? Sanki biraz karanlıkta kaldık gibi. Şöyle bir yaparsak. Evet, tekrar Adem ustamızdayız. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saç şu an şu şekilde geliyor. Makinenin sıcaklığını söylüyorum. Evet. Evet arkadaşlar, şu anki gidiş yönü böyle. Evet, Adem ustamız devam ediyor saç kesimleri. Bayağı yakıyor adamı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi
Makine ısındı değil mi? Bayağı yıkıyor ya. Bir tur geç Adem, sonra bana ver. Bak bazı yerlerdeki izler kaybolmadı. Onu ben ayarlayayım. Ama gayet iyi gidiyorsun. Tamam mıyız? O zaman ben size şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Şimdi bak Adem. Bak tamam. Şuradaki izde bak çok oynadım. Bak. Hiç uğraşma, iki tek. Ya gördün mü, iz kayboldu. Bunu sadece iki tık yapacaksın. Fazla yukarı çıkmadan. Bak gülüm, buralardan böyle. Fazla çıkmadan şöyle yaparak. Şöyle bu şekilde ayarlayabiliriz. Ondan sonra alt komple. Bu alt yürüme de geçerse. Hiçbir iz kalmaz adam. Bak şuralarda ufak tefek izler var. Görüyorsun değil mi? Kaçırdığın noktalar. Onlara dikkat edeceksin. Ama geneline baktığımız zaman güzel. Aferin. Buraya geldik. Şimdi bu makine biraz ısındı mı? Maşallah ısınmamış. Bu yanıyor. Patlayacak mı birazdan? Onlar. O yüzden ne yapıyoruz? Andis'e geçelim. Andis'e bak, şuraları aldık mı olayımız bitiyor Adem. Çok oynattın. Çok oynadın. Bak mesela şurada var bak. Güzel böyle. Şöyle yaparak. Burada diz kayboluyor. Gördün mü? Ondan sonra sıfır al. Sonra tekrar iki. Şimdi yine çekip devam edebilirsin. Mesela burada da var. Burada bir tık daha kaldıracaksın. Şöyle alarak. Bak mesela burada gene var. Böyle böyle hafiften uçlarını yiyerek. Buraya da böyle. Buradan da böyle. Sıfır. Gördün mü gülüm? Tık.
Şunları da böyle alalım üzerine. İşlemimiz tamam. Bak mesela baktığın zaman nerede var? Bak. Şu noktada çok milim var bak. Tamam şurada. Aynen öyle. Aferin. Bunu çektin. Ondan sonra indir. Ve olay tamam. Ömer iyi mi oğlum yanlar? İyi sanki. Işıktan mı bana şey geliyor? Sol taraf sanki biraz daha yukarıda gibi. Yok. Aynı. Aynı. Buradan güneş buraya olmalı. Ben onların hepsini ayarlayacağım. Yok buna değil. Onu birazdan ver onu bana. Aferin. Yağlı hepsi abi. Tamam. Aferin, makası yağlaman güzel olmuş. İyi. Dün yağladın mı sen makasları? Tamam. Bugün. Hepsi. İyi yaptın. Böyle dipten girerek yukarı doğru böyle hafif vererek çıkıyorsun hadi. Net çıkmayacaksın yani. Keskin geçiş değil. Yumuşak geçiş. Adeta mesela buralara girdiğin zaman buraları yuvarlatacağın için yukarı doğru kaldırman lazım. Şu noktadan değil. Ki yuvarlak ovalliği, saçı ovalliği verebilesin. Al gülüm. Bak şimdi mesela köşelere doğru geliyoruz ya şimdi. Tekrar. Köşeye geldim buraya. Burayı gene ovallememiz lazım. Onun için de böyle değil. Makası tarak nasıl bak. Buradan girip yukarı doğru bak. Çevirerek giriyorsun. Şu taraftan böyle gelecek saç. Böyle yaptığın zaman tekrar ovalliği alır. Bak en alttan gireceksin burada. Hafiften. Bunlar gözünden kaçmaması gereken izler bak. Şöyle. Aldım bak toparlıyor orası. En dibinden girme zorundasın. Gördün mü adım? Gördüm. Ayna kontrolünü de yap güzelce. Mesela aynadan kontrol ettiğim zaman şurası biraz şişik geliyor. Böyle bakacaksın. Bu işte ayna senin dostum. Ayna nerede hata var, nerede yok?
onu gösterir. Neresi için şişik onu gösterir sana. Bakalım. Bak şimdi oldu. Ömüşüm, üstleri ne yapacağız? Biraz kısaltalım abi. Ara makas atayım mı? Ya ara makas nasıl oluyor? Gel. Biraz daha böyle estetik olur. Olur abi, olur. Aynen. Çok fazla böyle kısaltmadan. Fazla kısaltmadan. Evet, gelelim ara makasa. Ara makası sadece uçlarına atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fazla kısaltmadım. Evet. Şuralarında böyle uçlarını atarak zaten burada kısalar uzunlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Arkalarda biraz kaydırma yapıyorum. Saçın her zaman o tarafları biraz daha uzun olmalı. Evet arkadaşlar, olay bu kadar. Ömüşüm iyi mi oğlum? İyi abi, en iyisi sana. Dur, şurada fazla yukarıda. Tamamdır. İyi değil mi gülüm? İyi. Evet. Arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hem Adem'in hem benim size ufak bir eğitim videomuz olsun. Buna low fade diyorlar. Aşağıdan alıyoruz saçı. Yukarı çok fazla çıkmadan low fade şeklinde geliyor saç. Tatlı ve işsiz olarak üstleri biraz daha uzun bırakıyoruz. İstesek kısaltılır da biz daha uzun bırakıyoruz. Ömer böyle seviyor. Kanalıma abone olursanız beni TikTok'tan Halim Altan King Up 1925 olarak ve Salon Halim King Up Official olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca Halim Altan King Up olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Ahınla makas düştü. Ahınla makas düştü. Ama Allah'tan yan düştü, hiçbir şey olmaz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Allah'a emanet. Bay bay.